Dıdıt. Evet. Hocam, şöyle bir sorumuz var. Bizim kendi aramızda düşündüğümüz bir soru. Hayvanlar delirir mi? Depresyona girer mi? Bir takipçimiz, kendisi Nemo, kullanıcı ismi. O da demiş ki hayvanlar da güler mi? Nemo. Selam Nemo. Hayvanlar da güler mi? Güler tabii. Özellikle primatlarda, maymunlarda falan, hayvanat bahçelerinde falan. Yunuslar. Bizi de çok eğlendiriyor. Yunuslar aslında gülmüyorlar. Yunusların şekli ağzı mi? Şekli öyle. Bize ya insansı primatlarda gülme davranışı çok yaygın. Dikkat ederseniz gülen kertenkele göremezsiniz. Kurbağaların da pek güldüğüne şahit olan yoktur. Gülme duygusal beyin devrelerinin gelişmesiyle ilgili bir şey. Memeli canlılarda, onların da üst sınıf canlılarında yani primatlar dediğimiz bizim de dahil olduğumuz grupta çok görülen bir şey gülme. Sosyal bir olumlu davranış sinyalidir. Gülme. Maymunlarda da bir şekilde görüyoruz bunu bolca. İşbirliği sağlamayı kolaylaştıran, benden sana zarar vermez mesajını iletebildiğimiz bir sistem. Yani bu gülme var. Kahkaha atma, mizahi gülme. O da şempanzelerde bol miktarda mevcut. Biz de daha önce konuşmuştuk onu. Bizi öldürmeyecek ya da etrafımızdakilere ve bize zarar vermeyecek olumsuz ya da çelişkili durumlara gülerek cevap veriyoruz. Ama zarar veriyorsa ona acı tepkileri göstererek ya da ağlayarak falan cevap veriyoruz. Olay bu. Hayvanların delirmesine ya da psikiyatrik hastalıklar yaşamasına gelince. Bu konu ilginç. Tabiatta bildiğimiz kadarıyla bizim insandaki psikiyatrik hastalıklara benzer hastalık görmüyoruz. Zaten onlar çok hayatta kalamıyorlar. Çılgını var, hafif böyle haşarısı, afacanı var. Hayvanların da karakterleri değişik ama ağır depresyon, anksiyete, efendim işte şizofreni falan filan gibi şeyleri sadece insanlarla yaşayan ev hayvanlarında görüyoruz. İnsanlardan alıyor. Hani çocuğun işte ailesine benzemesi gibi. Sahibinin davranışını aynalamak evcilleştirdiğimiz hayvanların en önemli özelliğidir. Özellikle köpekler. Kedilerde de bu kısmen var. Mesela işte kedileri kedigillerden, vaşak benzeri canlılardan, köpekleri de kurtlardan alarak evrimleştirdik biz. Yapay seçilimle bugünlere getirdik. O hayvanların ortak özelliği özellikle köpeklerde alfanın peşinden gitmektir. Yani sürü lideri bulmak ve onun peşinden gitmek. Bizim evde bir köpeğimiz varsa onun alfası biziz. Ve alfanın özelliği şudur, önderin özelliği şudur yani. Köpek onun bütün davranışlarını taklit eder. Sevinçse sevinir, üzüntülüyse üzülür. Mesela pitbull dehşet haberleri vardı bir aralar. Aynen hocam, çok fazla. Evet, pitbull'lar gayet güzel köpeklerdir. Hiç de vahşi köpekler değildirler. Bizim zaten yetiştirdiğimiz köpek ırklarının tamamı insana son derece uygun, onunla sosyal bağlar kurabilecek canlılar. Saldıran köpeklerin, köpeğin cinsinden bağımsız olarak sahipleri problemli insanlar. Baktığınızda bunu görürsünüz. Ya kendi korkuları, ya kendi psikopatik karakterlerini köpeğe yansıtırlar ve köpekler de maalesef öyle davranır. Dolayısıyla bir psikiyatrik sorun varsa orada insan var, yoksa yok.